Herkese merhabalar. Bu dersimizde size Array'lerden bahsedeceğim. Array'ler bizim tek boyutlu diziler için kullanmış olduğumuz ve içerisindeki elemanların tipini e, baştan belirlediğimiz güvenli bir tek boyutlu dizi oluşturmayı sağlayan e, modüldür. Array modülü. Array modülü Python'ın kendi içerisinde var. Fakat e, şundan emin olabilirsiniz. Biz tek boyutlu ve çok boyutlu dizi oluştururken üçüncü parti modül olan NumPy modülünü kullanacağız fakat bunun da nasıl kullanıldığını görebilmeniz adına ben bu konuyu işleme kararı aldım. Yani aslında biz çoğu işlemi bunu kullanarak yapmayacağız ama olur da bir yerde karşılaşınca bu neymiş diye sorgulamayın diye ve aslında o NumPy modülünün arka planda neler işliyor diye bunu görün diye ben bu dersi ve bu konuyu işleme kararı aldım. Şimdi bizim array modülümüz yani array'imiz dizilerimiz Herhangi bir sabit boyutu yok arkadaşlar. İstediğimiz şekilde genişletebiliyoruz ya da daraltabiliyoruz. Yani içerisinde eleman ekleyebiliyoruz dizinin içerisine eleman çıkartabiliyoruz. Fakat biz burada gelelim şöyle import array diyorum direkt. Array modülünü dahil ettim. Şimdi import array dediğim anda artık bu şöyle ...kontrol boşluk yaptığım zaman... ...görmüş olduğunuz üzere bizi array modülüne yönlendiriyor. Bu array modülü Python'ın kendi içerisinde... ...bakın, yıl in içerisinden gelen... ...bir modül. Ee, biz daha sonradan bu... ...array yapısını farklı şekilde kullanacağız... ...numpy modülüyle. Dediğim gibi... ...şimdi siz bu yöntemi görün... İleride karşılaşırsanız şaşırmayın diye... ...bu dersi işliyorum. Şimdi array dediğim anda, örneğin ben bir sayılar dizisi... ...oluşturacaksam, yani sayılar array'i oluşturacaksam... ...geliyorum buraya, diyorum ki... Aray nokta ...array.array diyerek... Ne yapacağım arkadaşlar? Ben bir sayılar dizisi oluşturacağım. Şimdi ben buradaki yeşil tabloyu ne için verdim? Şunun için verdim arkadaşlar. Biz burada ereği kullanırken kullanmış olduğumuz içerisine depolayacağımız bu sayıları ya da e, karakterlerin ne olduğunu baştan belirlememiz gerekiyor. Yani bu işaretler, bu karakterler işaretli mi, işaretsiz mi? Herhangi bir şekilde e, ne olduğunu e, bizim buraya yazmamız gerekiyor. Şimdi işaret işaretsiz kavramına değineceğim. Öncelikle gelelim şuradaki iyi, yani bizim standart integer değerimizi kullanarak gelin isterseniz bir tane array oluşturalım. Geliyorum diyorum ki ben bu array içerisinde integer yani signed integer yani işaretli tam sayılar kullanacağım diyorum. Ve içerisine gelip ben bu sayıları veriyorum. Örneğin eksi 2 olsun, 2 olsun, 3 olsun, 4 olsun. Şimdi gelip ben burada print sayılar dediğimde geliyorum arkadaşlar run dedim. Yukarı çıkartıyorum. Şöyle önce bir kullanacağımız şey döngülerde kalmış. Onu ereylere çekeyim. Bakın ereyler dediğimde görmüş olduğunuz yani ereyleri çalıştırdığımda görmüş olduğunuz üzere bizim buradaki kodlarımız çalıştı ve ortaya bizim ereyimiz çıktı arkadaşlar. Peki ben bu ereyi her seferinde erey nokta diye mi yazacağım? Elbette hayır. Şuna kontrol slash koyup yani yoruma, yoruma alıp bunu şöyle yapacağım arkadaşlar. Import array as arr diyorum. Ve böylelikle daha küçük bir şekilde istersek buradaki array'i siz de değiştirebilirsiniz. Örneğin buraya dizi diyebilirsiniz. Böylelikle artık siz bu modülü dizi şeklinde programınız içerisinde çağırabileceksiniz. Mesela ben burada dizi.aray dediğimde artık buradaki ez anahtar kelimesi doğrudan şunu sağlıyor arkadaşlar. Yani bu ez demek alias demek aslında. Alias demek sen array'i de kullanabilirsin. isim olarak bunun içerisinde aynı modülü çağırmış olursun yani array modülünü dizi ismiyle çağırabilirsin manasına geliyor bu. Takma isim gibi düşünebilirsiniz bunu. Hani bazı arkadaşların takma isimleri vardır. Örneğin ne bileyim işte Kel Davut. Mesela adamın ismi Davut ama Kel diyorsunuz ona sürekli. Kel deyince de Davut ne yapar? Bakar size. Burada da aynı mantık. Siz burada array'i kullanırken dizi şeklinde de çağırabilirsiniz. Bir alias yani bir takma isim ekleyerek. Takma isim ekledim ben. Artık dizi nokta Erey şeklinde bu array modülünün içerisindeki ee, isterseniz şuna da gidelim. Array modülünün içerisindeki hatta şöyle yapalım. Doğrudan şuna gideyim. Array modülünün içerisindeki bu array'i görmüş olduğunuz gibi array type'ı kullanabiliyorum. Bu da bir type görmüş olduğunuz üzere ama array type. Şimdi geldim run dedim. Bakın görmüş olduğunuz üzere yine aynı çıktıyı almış olduk. Tabi ben bunu bu şekilde kullanmak istemiyorum. Ee, siz kullanabilirsiniz. Ben burada biraz daha şöyle array as arr şeklinde kullanmak istiyorum. Ve ben bunu arr.array şeklinde çağırmak istiyorum. Bu tamamen sizin tercihiniz. Şimdi gelelim ee, bunu başka şekilde nasıl çağırabiliriz? Ona da, ona da değinebiliriz. Ona da şöyle yapabiliriz. Ben şimdi burada bunu bu şekilde çağırdım ya artık ben bunu da bu şekilde çağırmak istemiyorum. E, şöyle yapacağım doğrudan. From Array import yıldız diyerek ben bu array modülünün içerisindeki bütün e, fonksiyonları bütün her şeyi bütün değişkenleri işte fonksiyonları, konstantları çağı, çağırdım ve artık ben burada doğrudan array yazarak bunu kullanabileceğim arkadaşlar. Array diyorum. i ve içerisinde eksi -2 olsun, 2 olsun, 3 olsun ve 4 olsun. Bakın böyle kullanımı daha kolay. Neden? Çünkü arr.array demenize gerek kalmıyor. Doğrudan array diyerek bunu kullandık ve run dediğimizde yine aynı çıktı elde edeceğiz. Ben bu şekilde kullanacağım. Mesela burada isterseniz import demeyip doğrudan array de diyebilirsiniz. Yine aynı şekilde sadece array e, fonksiyonunu çağıracağı için array type'ın içerisinde bu parametreleri yollayacağı için daha doğrusu görmüş olduğunuz üzere yine aynı çıktı ile karşılaşacaksınız. Ama ben burada yıldız diyerek çağırıyorum ki farklı e, şeyler kullanmak için. Yani fa farklı şeyler kullan kullanabilirim belki diye. Şimdi bizim burada e, yani burada artık doğrudan array e metodunun çağrıldığını gördünüz arkadaşlar. Şimdi ben burada bu yeşil tabloyu verdim size. Mesela burada i değildi. signed int'ti. Büyük i ne? Aslında büyük ı yani ı bu Türkçede unsigned int yani işaretsiz int. Şimdi geliyorum ben burada bir tane ee, bunu i de ı şeklinde oluşturuyorum. Yani artık bana signed int değil de bunu sanki unsigned int Oluşturup bu elemanları bu dizinin içerisine dahil etmek istiyorum diyorum. Bakın run dediğimde ne diyor? Ken convert negative value to unsigned int. Yani ben bu negatif değeri işaretsiz int'e çeviremiyorum diyor. Yani siz burada büyük i koymuş olsaydınız buraya sadece bakın ne verebiliyorsunuz? Pozitif sayılar ya da sıfır verebiliyorsunuz. Yani doğal sayıları verebiliyorsunuz aslında. Mesela buraya gelip fullat eklemek istediğinizde fullat sayı koydum mesela bakın Run diyorum. Bakın float da eklemiyor. Çünkü array item must be integer. Neden? Çünkü ben burada başta bu array'in tipini belirttim. Dedim ki büyük ığlı olanlar. Yani işaretsiz integer'ları ben bu dizi içerisinde depolayacağım dedim. E haliyle siz burada gidip bunu float yani kesirli sayı veremezsiniz. Ya da negatif sayı veremezsiniz. Bunu da anladığımıza göre ben şöyle bunu da yorum içerisine alıp şuraya da şey yazıyorum hatta sadece doğal sayılar yazıyorum. Sadece doğal sayılar eklenebilir dedim. Bunu küçük i'ye çevirdiğimizde artık negatif sayıları da buraya ekleyebiliriz. Şöyle eksi 2 sıfır diye gitsin. Bakın run diyorum. Artık düzgün bir şekilde çıktığımızı alıyoruz. Şimdi gelelim ben buradaki e, dizilerin mantığına Şimdi dizileri biliyoruz. Ben buradaki mesela ilk elemana ulaşmak için ne yapacağım? Sayılar sıfır diyerek ne yapıyorum arkadaşlar? İlk elemana ulaşabiliyorum. Yani bunlar da kendi içerisinde bir indekse sahip. Şimdi baktığımız zaman bunun indeksine 0, indeksi 1, indeksi 2, indeksi 3, indeksi 4. İndeks demek indeks demek ne demek? Sıra numarası demek. E, ee, sadece sıra numaraları bizim normal e, halk içindeki kuyrukların dışında birden başlar ya sıralar işte 1 2 3 4 5 diye. İşte sağ baştan say 1 2 3 4 5 diye başlanır. Ama e, yazılım dünyasında genelde biz bu sayma işlemlerinde yani e, bir sıralama olan bir sistemde sayma işlemlerine sıfırdan başlarız. Yani bu diziye siz sağ baştan say dediğinizde eksi 2 sıfır diyecek, bu 1 diyecek, bu 2 diyecek, bu 3 diyecek, bu 4 diyecek. Böylelikle konumlarını konumları bu şekilde yani konumlandırılmış oluyor. Şimdi ben burada geleceğim bizim sayılar dizimizde buffer info diye bir metot çağıracağım. Bakalım buffer info metodu ne işe yarıyormuş. Görmüş olduğunuz üzere buffer info metodu diyor ki sen e, hatta şöyle içerisine giderseniz kontrol klik diyerek return a tuple address length diyor. Yani bu array'in nerede depolandığını, hangi adrese depolandığını ve kaç tane içerisinde eleman olduğunu size söyleyen bir tuple döndürür diyor. Yani bir tuple bilgisi veriyor. Tuple'ın içerisinde size bir bilgi veriyor aslında. Diyor ki Given, giving the current memory address and length in items of the buffer used to hold arrays contents. Yani array'in içeriklerin nerede tutulduğunun hangi birimde tutulduğunu, hangi adrese tutulduğunu ve içerisinde kaç tane eleman tutulduğunu size söyleyen bir metottur diyor. Çok güzel. Demek ki bu metodunda ne işe yaradığını görmüş olduk. Şuradaki adresmiş, buradaki de array'in içerisindeki eleman sayısıymış. Mesela ben burada gelip bunu artık 10 yaparsam bana artık oradaki bakın length'i 6 olarak vermiş oldu. Şimdi geliyorum ben buraya. Bir de şöyle bir metodunu merak ediyorum. Sayılar nokta. Bu arada bunu defalarca söyledim sizde. Siz burada şu array'in içerisine gittiğinizde siz buradaki metotları kendiniz görebilirsiniz. Mesela burada buffer alt info'ya baktığınızda bakın buradaki fonksiyonların hepsini, buradaki metotların hepsini siz kendiniz de kullanabilirsiniz. Açıklamaları burada yazıyor. Yani ben size bunların tamamının bilgisini Vermem zaten boşuna zaman kaybı olmasın diye sizin açınızdan da benim açımdan da Ben size şu anda bu işin mantığını anlatıyorum yani bütün e, Amacım en başından beri o hep her zaman da o olacak e, Kursun süresini uzatma gibi bir Maksadım amacım yok Amacım size mantığı öğretmek sadece e, Bu sebeple işte Biz burada bu metotları kullanarak e, Ne yapıyoruz arkadaşlar ilgili bilgiyi alın alınmasını sağlıyoruz mesela biz burada buffer info'yu kullanmıştık bize diyor ki return information giving the current memory info yani şu anki hafızanın bilgisini e, bilgilendirmesini bize veren bir e, metotmuş. Yani hafızada nerede yer kapladığı ve işte e, kaç tane eleman içerisinde barındırdığını veren bilgi. Şimdi ben burada başka bir şey kullanacağım. Sayılar nokta type code kullanacağım. Tabi buradaki type code bir metot değil. İçerisine gittiğim zaman bakın bir property olarak geçiyor zaten karşımıza. Bir özellik yani bir bir fonksiyon bir metot değil. Bir özellik. O özellik de bize the type code karakter used to create the array diyor. Yani bizim aslında array'i de kullanmış olduğumuz o type code. Şurası type code arkadaşlar buranın ismi. Bu type kodun ne olduğunu bilgisini bize veren bir property yani bir özellik. Şimdi ben burada yine farklı şeyler kullanabilirim. Tabii bunu zaten göstermiştim size. Bakın burada farklı fonksiyonlarımız var dediğim gibi. Bu fonksiyonların hepsini kullanabiliriz bunların bir anlamını zaten siz de biliyorsunuz. Append neydi mesela? Eklemeydi vesaire vesaire. Ben burada sayılar nokta reverse dediğimde ve sayılar dizisini tekrardan bastığımda ne yapacak? Sayıların tersini alacak. Yani şöyle run dediğimde bakın ilk başta burada eksi 2'den başlayıp ona kadar gidiyordu. Şimdi ondan başlayıp eksi 2'ye kadar gidiyor. Çünkü ben burada bu sayılar dizisini ters çevirmiş oldum. Şimdi gelelim birkaç tane örnek yapalım hemen. Ben burada bizim sayılara indeksin sayıları indeksine göre bütün sayılara ulaşmak istiyorum. Yani bizim sayılar dizisinin içerisindeki tüm elemanları yazdırmak istiyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? for index in range diyorum. Şöyle ee, len deyip şöyle len array diyorum. Şimdi öncelikle len'i size göstereyim. Şöyle print len sayılar diyorum. Bakın run dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi bana doğrudan bu array'in içerisinde kaç tane eleman bilgisini veriyor. Biz buna başka nasıl ulaşabiliyorduk arkadaşlar? Sayılar nokta buffer info diyorduk. Buffer info'ya baktığım zaman tapılda ne döndürüyordu bana? İlki tutulduğu adres bu array'in başlangıç adresi. Diğeri de array'de kaç eleman var bilgisiydi. Ben buraya gidip Bir koyarsam ne olacak? Bana buradaki indeksteki, indeksteki değeri döndürecek. Haliyle run dediğimde bakın yine istersek bu şekilde de eee array'de kaç tane eleman var bilgisine ulaşabiliyoruz ama ben tabii ki kolay olan yöntem olan böyle ulaşacağım. Şimdi bunu ulaşma amacım ne? Buna ulaşma amacım bizim dizinin içerisindeki elemanlara tek tek ulaşmak. For index in range diyorum. Ve buraya len sayılar diyorum. Şu anda len sayılar ne bizim 6. E haliyle bizim buradaki range'imiz ne olacak? Ne döndürecek bize? Ne generate edecek? 0 1 2 3 4 5 değerlerini bir range içerisine tutacak ve haliyle bizim döngünün her bir etabında indeks işte ilk etapta 0 olacak sonra 1 olacak 2 olacak 3 olacak 4 olacak 5 olacak e zaten benim amacım ne buradaki elemanlara ulaşmak e haliyle e, bu dizinin e, uzunluğu kadar içerisinde varında eleman sayısı kadar buradaki indeksi e, değiştirmem yeterli zaten ben burada doğrudan şöyle sayılar indeks diyerek buradaki elemanlara tek tek ulaşmış olacağım bunları da böyle birer aralarında birer boşluk bırakarak yazdıralım Bakın run dediğimde buradaki elemanlara tek tek ulaşmış olduk. Şimdi biz istersek tabii ki böyle yapmak yerine şunu ben yine kopyalayacağım ve şu arada bir tane boşluk atacağım. Hatta şöyle yapalım. 10 çarpı yıldız diyelim. Şey, tire diyelim. Geliyorum. for sayı in sayılar dediğimde zaten ben buradaki elemanlara tek tek ulaşıyorum arkadaşlar. Çünkü doğrudan zaten dizinin içerisindeki elemanların ee, burada bir e, sekans sekansı var yani içerisinde elemanlar var bu sayıların içerisinde ve bu elemanları tek tek dolaştım dolaştım manasına gelip onları tek tek yazdırdım manasına geliyor burası. Run dediğimde bakın yine aynı şekilde e, ben burada şuraya da bir e, boşluk koyalım. Şöyle yapıyorum. Şöyle e, yine aynı çıktıyı elde etmiş oluyoruz. Yani bu sefer sayıların içerisindeki elemanlarda geziniyoruz aslında. Şimdi gelecek gelecek olursak şöyle bir de harflerle alakalı bir şey yapalım. Yani harfleri oluşturalım. Geliyorum buraya. Şimdi hep sayılar üzerinde çalıştık. Harflere bakmak istediğim zaman şu mavi tabloya gidiyorum. Mesela ben burada e, harflere baktığım zaman şöyle Unicode karakter diyor. Şöyle bir unicode karakter oluşturabiliriz harfleri kullanarak unicode dediği aslında çok kod içeren ya da Signed char ile b ile de bunu oluşturabiliriz gelin isterseniz hepsini deneyelim Harfler diyorum eşittir array oluşturacağım bir tane ve bunun içerisinde Signed char'lar kullanacağım yani signed dediğim işaretli karakterler Geliyorum buraya F A T I ve H harflerini kullanıyorum Şunların arasında birer boşluk bırakıyorum ki Bana orada uyarı vermesin diye şuraya da bir boşluk atalım. Bu da şöyle yapalım. Ee, şu boşluklar fazla mı oldu? Şöyle olacak. Heh. Python'da arkadaşlar virgülden attıktan sonra bir boşluk bırakalım ki şöyle bize uyarı vermesin. Yani uyarı değil de bu minik bir uyarı yani şey değil hata değil, fatal error değil. Sadece işte böyle yapsam daha düzgün gözükecek manasında bir uyarı da bulunuyor bize. Şimdi ben burada bu harfleri bastıracağım arkadaşlar şöyle print harfler dediğim zaman Geliyorum run dedim Bakın şu an bana burada bir hata verdi Neden ee, Çünkü Diyor ki an integer is required got type str Şimdi ben burada e, Ha bu int'miş arkadaşlar bunun tipi pardon Bakın b char integer'miş O yüzden ben burada e, karakter kullanacağım için şu u anahtar kelimesini kullanacağım Yani U'yu kullanacağım burada run diyorum. görmüş olduğunuz üzere bana burada o array bilgisini vermiş oldu. Ben tabi şundan önce yine şunu ekleyelim. Run diyorum. Bakın burada bana o array'in bilgisini verdi. İçerisinde Unicode karakterler içeren bir dizi var. Ve o dizinin içerisinde bu barınıyor. Bunun type kodu da U şeklinde bilgisi bizim karşımıza geliyor. Burada da aynı şekilde atıyorum ben bu büyük F harfine ulaşmaya çalışıyorum. O zaman harfler 0 diyerek ilk elemanına ulaşıyoruz dizimizin. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi mesela gelelim burada harfler içerisinde gezelim. Yukarıdaki yaptıklarımızın aynısı bunun için de geçerli. Ben burada for, har for harf in harfler dediğim zaman print şöyle print harf and eşittir boşluk dediğim zaman bu harflerin yan yana yazımını da karşımızda görmüş oluyoruz. Buffer info işte type code para propertysi buffer info metodu yine aynı şekilde bu harfler içine geçerli çünkü biliyorsunuz ki bu array bir type olduğu için zaten sonuçta biz o type'da elemanlar oluşturduğumuz için e, harf olsun şey olsun e, sayılar olsun fark etmez sonuçta bu array'de o metot ve property varsa e, kullanabiliyoruz yani kısacası İşte bu şekilde biz e, tek boyutlu arrayleri array, e, array e, fonksiyonu yani array metodu sayesinde array modülünü kullanarak array modülünün içerisindeki array metodu sayesinde Array type sayesinde oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.